Evet, merhaba arkadaşlar. Fanzade Film Manya kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğimiz bir fragman çıktı. Spider-Man No Way Home fragmanı. Beklentileri karşıladı mı, karşılamadı mı? Onu bu videoda konuşacağız. Öncelikle ben fragmandan beklentimi biraz fazla aldığımı düşünüyorum. Ancak farklı görüşler olabilir. Iris, sen ne düşünüyorsun fragman hakkında? Kısaca bir söyler misin? Sonra konu daha detaylı da konuşuruz. İlk fragmana göre açıkçası hani zaten çok beklentim yoktu. Bir tek şeye bekledim. Bu bizim Sinister Six'in Andrew Garfield ve Tobey Maguire kısmını çok bekledim. O yoktu tabii. Ama hani açıkçası beni aşırı tatmin etmedi. Çünkü ilk fragmanda neredeyse olan her şeyi gördük ikinci fragmanda. Bu yüzden benim o hype'ımı şey yapamadı yani. Tatmin edemedi açıkçası. Yani şöyle, ben aslında fragmanda Doktor Octopus'un biraz daha fazla sahnesini görmem, birazcık da işte Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard, bunları daha fazla detaylı görmem benim filme olan hype'ımı aslında arttırmaya yetti. Elbette Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ı görmeyi ben de çok istiyorum. Hatta bu söylentiler ilk çıktığından beri onları görmek için sürekli işte haberlere bakıyorum. Acaba sızıntılar ne durumda, neler çıktı, gerçekten varlar mı? Oyuncular, özellikle Andrew Garfield, sürekli "ben filmde yokum" ya gibi şeyler söylüyor. Aslında katıldığı röportajlarda tam "yokum" diyemiyor da "bunu filmde göreceğiz" diyor genellikle. Arada da "yokum" diyor ama hayranlar bu konuda ikna olmuyor. "Kesinlikle varsın, bir şekilde bizden saklıyorsun" diyorlar. Tobey Maguire'dan da pek ses çıkmıyor. Onun da bir TikTok videosunda bir kısa bir şey görülmüştü. Orada da ona soruyorlar, işte "filmde var mısın" diye soruyorlar. Onun da "no" diye bir ses geliyor. Ona ait mi yoksa oradan yoldan geçen birisine ait mi, onu bilmiyorum. Ama sanki fragmanda bizden bir şeyler gizlemişler gibi hissettim. Özellikle o son dövüş sahnesinde. Spider-Man, Sandman, Electro ve Lizard'la dövüşüyor ya. Brezilya'da yayınlanan fragmanda Lizard'ı sanki birisi yumruk atıyormuş gibi gösterilmiş. Normal fragmanda da Lizard bir boşluğa doğru atlıyor. Bu yüzden de acaba orada silinen bazı karakterler mi var? Bunlar Toby ve Andrew olabilir mi diyorlar. Hatta şöyle diyenler de oluyor, işte Spider-Verse olmayacağını söyleyenler de orada silinen karakterler onlar değil. Bunlar belki Doktor Strange, belki Doktor iyi tarafa geçmiş Doktor Octopus veya Venom 2 efsanesinde de göreceğimiz üzere, bu filmde de Venom olabileceği üzere, Venom da orada savaşanlar arasında olabilir diyorlar. Ne doğru ne yanlış, bunu filmde göreceğiz. Sen ne düşünüyorsun o sahne hakkında? Sence o sahnede silinenler Tobey Maguire mi? Bence biliyor musun şimdi benim kendi kuaförüme dayanayım. İnternette giden fotoğrafım emin değil ama şey. Ben öncelikle çok istiyorum bu olayı görmeyi. Zaten ilk fragmanda da bu kadar hype yaşamamın sebebi aslında Tom Holland'ın Spider-Man'ini çok sevdiğim için söyleyemem. Bir önyargım yok fakat hani benim için Tobey ve Andrew'dan sonra bu Tom Holland Spider-Man hiçbir zaman olmayacak da bence olmamış. Bir tatlı bir karakter. Yansımış şekilde iyi ama hani Tobey gibi bir Spider-Man'i tattıktan sonra böyle bir multiverse'te görmek. Birisi hani Doktor Octopus var. Kendisi diyor ki benim Peter'ım sen değilsin diyor. Böyle söyledikten sonra asıl Tobey'i koymasalar çok büyük kayıp ederler. Ben Aynen. hala çok değil mi? Ben hala çok büyük bir inançla inanıyorum ki olacak. Bence o Yani kesilmiş şöyle, insanlar. filmde bunca zamandır yoklarsa bile artık bunca şeyden sonra bir şekilde eklesinler bence yani. Bir şekilde o kadar multiverse oluyor, arada bir Aynen. konu mankeni olarak bile gözüksünler o savaş Zaten sahnesinde. galiba sonra birkaç gün önce haber çıktı. Doktor Strange 6 dakikalık bir saniye için yeniden çağrılmış istedi falan. Öyle bir Ama şey, muhabbet kendi dizdi. filmi için o. Kendi filmim, ay pardon o zaman karıştırdım filmleri. Şey hani yani Andrew çok açık veriyor. Ben yokum diyor işte kaş göz yapıyor falan. İlk yazımda da bahsettim. Çok istiyorum. Kesinlikle görmek için her şeyimi verebilirim. Çünkü o kadar multiverse açtığınız Doctor Strange bile araya şiddetli bir şekilde girdi. Artık bu bir tek Spider-Man filmi değil. Doctor Strange ve Spider-Man filmi oldu yani. Evet. Görmezsek çok büyük bir ayıp olur gibi hissediyorum. Şimdi ben Tom Holland Spider-Man'den biraz bahsetmek istiyorum. Sen de değindin biraz. Tom Holland Spider-Man'i sevmediğinden bahsettin. Yani sevsen bile Tobey Maguire veya Andrew Garfield'ın karşısında sönük oluyor dedin. Haklısın bence. Şöyle bir şey var. Şimdi Tom Holland'ın Spider-Man'i MCU'ya adapte edilmek için güzel bir Spider-Man. Çünkü tam Civil War'un ortasında gelmişti. Ve MCU'nun o senaryo koşullarına göre Peter Parker'ın işte öğrencilik hayatı ve işte Tony Stark'la bir
baba-oğul ilişkisi gibi bir hikayeye sahip olması bu evren için aslında güzel bir hikaye anlatma yöntemi. Ancak Spider-Man'e baktığımız zaman biz yani Spider-Man'i çok seven hayranlar olarak ben Spider-Man'in birazcık daha kendi ayakları üzerinde duran bir karakter olmasını istiyorum. Tom Holland Spider-Man'in ilk iki filminde genellikle bunu pek göremedik. Birinci filmde işte Iron Man daha öne çıkıyordu. Ona da akıl hocalığı yapıyordu. İkinci filmde de işte Iron Man'in ona verdiği gözlüğü Mysterio'ya veriyordu. Böyle bir saflık yapıyordu. Bu tarz şeyler yüzünden yani karakter ne kadar, Tom Holland ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun. Ben Tom Holland'ın oyunculuğunu çok seviyorum. Spider-Man de güzel oynuyor ama karakterin birazcık daha iyi yazılmasını istiyorum. Ben bunu yazımda da bahsetmiştim. Eski Spider-Man karakterleri neden bu kadar çok özleniyor isimli bir yazı yazmıştım. Orada da bahsetmiştim. Tom Holland bence aslında iyi yazılırsa Tobey Maguire ve Andrew Garfield'dan bile çok daha iyi potansiyele sahip bir kişi. Yüz hatları da uyumlu bence. Bunun dışında tabii Far From Home ve Homecoming kötü filmler değil. Onlar da güzel filmler. Sadece işte Spider-Man şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyorum. Orada da sevdiğim yanlar var. Spider-Man'in bazı sorunlarını o filmlerde de güzel yansıtmışlar. Ancak Tobey Maguire'lı bir Spider-Man'le büyüyen bir nesil olarak o tarz hikayeler bize biraz yetersiz gelmişti. O yüzden de sevmemiştik. Yani sevsek bile daha az sevmiştik diyelim. Bu filmle nihayet bence Tom Holland'ın Spider-Man'i de kendine geliyor gibi düşünüyorum. Özellikle işte başında büyük bir bela var Mysterio yüzünden. Mysterio onun sırrını deşifre etmişti ve J. Jonah Jameson'ın aracılığıyla da onun işte kimliği, gizli kimliği aşağı çıkmıştı. Bu yüzden de insanlar ona düşman olmuş. Mysterio'yu öldürdü diye ve Peter Parker'dan sorumlu tutuyorlar. Peter Parker'ı bundan sorumlu tutuyorlar. Ve başında büyük bir bela olan ve bu belaya rağmen mücadele etmek isteyen Spider-Man karakteri benim görmek istediğim bir Spider-Man. Çünkü diğer Spider-Man'lerde bu güzel işleniyordu. Özellikle Tobey Maguire'ın Spider-Man 2 filminde. Hem güçlerini kaybetmiş bir Spider-Man vardı. Hem Mary Jane Watson'la ilişki yaşamak isteyen ve özel hayatıyla ilgili sorunlarını düzeltmek isteyen vardı. Ve bir anlamda da Doktor Octopus'la da mücadele eden bir Spider-Man vardı. Bu yüzden Spider-Man 2 en iyi Spider-Man filmi diyoruz genellikle. Tom Holland genellikle işte bir sıkıntıya düştüğü zaman onu Spider-Man'i Iron Man hallediyor veya işte Nick Fury kılığına girmiş Skrull hallediyor gibi şeyler gibi bir izlenim alıyorduk. Ama tabii dediğim gibi o filmler de MCU için çok güzel filmler. O filmlere de kötü demiyorum. Homecoming, Far From Home ve o Homecoming'teki Vulture karakteri bence kötü karakter olarak motivasyonu en iyi olan kötülerden biriydi. Mysterio'nun o Spider-Man'e illüzyon yaptığı sahne de aynı şekilde. O da çok güzel bir sahneydi. Ama bu film böyle çok destansı bir şekilde gidiyor. Bir yandan da işte Alfred Molina, William Dafoe, Sandman, Electro, Lizard gibi karakterler geliyor. Ve şunu düşünüyorsun. Hem Spider-Man'in sorunları var hem de bu kadar büyük düşmanlarla savaşacak. Ve tabii şunu da düşünüyoruz. Spider-Man bunlarla tek başına nasıl savaşacak diye. Bu yüzden de Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın ona yardım edeceği en büyük teoriler arasında oluyor haklı olarak. Ve tabii ki o evrenden kötüler geliyorsa bir zahmet o evrenlerin Spider-Man'leri de gelsin diyoruz haklı olarak. Böyle bir şey yoksa bile varsayalım Tobey Maguire ve Andrew Garfield gerçekten yok. Ben biraz kırılırım tabii ama eğer film gerçekten güzelse ve karakterlerin hakkını veriyorsa da o kadar üzülmem. Yani filme kötü demem. Filmi güzel bir tarafsız bir şekilde eleştiririm. Ancak bu kadar beklenti yaratıp hem hayranlar hem de karşı taraf filmin verdiği mesajlar işte bize teori üretmek için malzeme çıkarıyorlar. Bunun da karşılanmasını isterim tabii ki. Ancak ben güzel bir film olmasını istiyorum her şeyden önce. Ekleyeceğin başka şeyler var mı? Yani şöyle diyebilirim. Bence de eğer şimdi çok iyi bir PR yapıyor Marvel bundan hemfikir yani. Ne kadar Andrew Garfield PR yaptı, Tobey'nin PR'ını yaptı. Şimdi filmde görmezsek kesinlikle çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Çünkü ilk fragman çıktı da herkes çok büyük bir... Hani hatta Daredevil falan da dedik. Ki sonra Daredevil'ın aslında yani Charlie'nin o filmde olmayacağını anladık. Pardon Metin. Yani çok başarılı bir PR. Tom Holland'a da dediğim gibi yani sana da hak veriyorum. Daha böyle çocuksu, daha bu dizide falan filmde ergen. Daha sanki gelişmemiş... her şeye muhtaç gibi yansıtılmış. Bu filmde de Doctor Strange'in etkisiyle belki bu düzelebilir.
Ama şöyle bir şey de var. Tom Holland'ın Spider-Man'i mesela ben Civil War, Infinity War ve Endgame'de çok daha seviyorum. Orada çok daha iyi kullandılar bence. Sence? O biraz da böyle tanıtım amacıydı ya. Hani böyle ilk daha yavaş yavaş gözüküyordu. Yani tanımıyorduk onu. Tom Holland nasıl bir karakter? Yani Tom Holland o şekli nasıl, o Peter Parker nasıl oynuyor bilmiyorduk. Biraz da bu şey belki de ön yargı olabilir. Çünkü bir tek Tom Holland için değil. Genel olarak Zendaya'nın MJ karakteri için de hep çok işte sahte böyle vurgu falan. Yani fanlar ikiye bölünmüş durumda kısacası Tom Holland'ın Spider-Man'i için. Evet. Ve şöyle eklemeler de yapmak istiyorum. Bu fragmanla ilgili. Bu fragmanda benim beğenmediğim aslında iki tane sahne var. Bir tanesi işte Peter ve işte MJ bir de Ned. Doktor Octopus'un ismiyle dalga geçiyorlar. Doktor Octavius'un ismiyle dalga geçiyorlar. Yani bu bana biraz çok çocukça geldi ve saçma geldi. Sence de öyle değil mi? Ne gerek var yani? Evet de Marvel bunu çok kullanmıyor mu? Zaten evet. Ragnarok filmi bunun çok büyük bir örneği. Yani bu yüzden hani o benim açıkçası çok zoruma gitmedi ama tabii Tobi'nin Doktor Octopus'a bu kadar ciddi yaklaştığını gördükten sonra Tom Holland'ın bu kadar şakaya vurması tabii yani sinir bozucu. Doktor Octopus'un bir karizması var orada Sam Raimi evreninde. Ama buradaki o karizmayı birazcık almaya çalışıyorlar gibi hissettim o sahneyle. Tabii o otogar sahnesi çok güzel çekilmiş. Umarım filmde de bu güzelliği devam ettirirler. Alfred Molina da şey demişti ilk röportajında. Benim Spider-Man 2'de bıraktığım yerden başlayacak demişti. Nehir sahnesinde boğuluyordu ya. Yani teorilerin var mı? Sence Doktor Octopus birdenbire oraya ışınlanacak mı? Çünkü mesela William Dafoe'nun Green Goblin de geliyor. O nasıl geldi? O ölmüştü. Zaten Doktor Strange i̇şte, diyordu ki işte Doktor Strange diyor aynen ölmüş. Bunlar öldü. O büyün bunları nasıl getirdi? Yani nasıl bir bağlantı yapacaklar? Ben şöyle diyorum. Şimdi zaten çok büyük bir zaman çizgisi kırılması oldu orada. Hepsinin bir anda geldi falan filan. Hani olay şimdi bunlar hepsi yaşıyor olaya geldiyse o zaman şöyle diyebiliriz. O zaman Toby Doktor Octavius'u öldürmemiş. Yani o nehir sahnesinden önce geliyor. Demek ki orada ölmüyor. Tren sahnesinde falan geliyordu. Aynen. Tren sahnesinde geliyor. Şimdi okey. Şöyle bir şey düşünelim. O sahneden geldi. Peki Toby o zaman kırmasını fark edip Doktor Octavius'un kaybettiğini anladığında ne yapacak? İşte burada çok büyük bir soru işareti çıkıyor. İşte o soru işaretini kapatmak için Toby'nin gelmesi lazım. Aynen. Toby burada beraber savaşsın hepsiyle. Sonra alsın Doktor Octavius'la beraber kendi zamanına gidip orada öldürsün mesela. Veya belki Doktor Octopus falan veya mesela öldüğünü öğrenince belki daha çok asabileşecek ve kendi zaman çizgisine gitmek istemeyecek gibi. Bir de Elektro burada çok daha farklı bir kıyafetle ve görünüşle geliyor. O neden sence? The Amazing Spider-Man. O neden sence? Mavi de orada burada sarı gibi olmuş. Sarı aynen evet aynen. Evet gerçi doğru ben de onu fark ettim ama şey diyebiliriz belki hani ya bunu Marvel düşünmeden editlemek hani böyle daha günümüzü uyarlamak için çekmiş yapmıştı şu anki halini. Ya da şey olabilir. Başka bir daha belki başka bir zaman çizgisi daha başka varmış. Bir boyutta veya kendisini aynen. Değiştiriyor bilerek bir şekilde aynen. Bilmiyoruz. Aynen. Yani çok ihtimal var kısacası. Çok fazla var. Bir de MJ düşüyor hani fragmanın son sahnesinde. Şey diyenler var. Onu Andrew Garfield'ın Spider-Man'i kurtaracak. Böylece Given'ı kurtaramadı ama onu kurtaracak diye söylentiler de var. O çok var. Şimdi şey neydi? İlk Spider-Man filmlerinde de MJ'nin öyle bir düşüşü var. Evet. Şimdi o şey de olabilir. Hani üçlü böyle devam etsin. İşte diğer çıkacak Spider-Man gelecek olan da evet. Böyle bir sahne çekelim kafasında da olabilir. Ama bence Andrew gelmeyecek. Bilmiyorum ben çok biliyorsun o kadar çok yani ihtimal. Onlar gelmese bile onların kostümlerini görelim. Dublörleri oynasın. Seslerini de benzer bir şekilde yapsınlar. Bu da bir yöntem yani. İlla oyuncuların da pek gelmesine de gerek yok. Yani gerek var tabii ama yoksa da bununla da idare ederiz diyorum. Bence de öyle. Çünkü çok güzel bir PR yapıldı. Çok güzel bir PR yapıldı. Yani herkes çok meraklı. Yani ben fragmanda yani çünkü film güzel olsa bile onlar yoksa birçok kişi bunu dislike atacak bu filmi. Aynen. İşte ben neydi? Teorilere bu fragman açısından, ilk fragman değil bu fragman açısından ortaya çıkan teorilere daha çok hype yaptım açıkçası. Çünkü fragmanı beğenmedim. Fragman beni mutlu etmedi yani. Ya tabii şöyle bir şey de var. Bu filmde Toby ve Andrew'i gösterselerdi bunca zamandır göstermemelerinde ne anlamı var diye bir soru çıkacaktı. Bu yüzden de filme saklıyor olmasıları da mantıklı. Şimdi gösterseler
Zaten filmdeler deyip insanlar teori üretmekten vazgeçecek. Ama şimdi göstermiyorlar ve teoriler devam ediyor ve bu hype arttırıyor. Bu bir reklam stratejisi bence. Aynen. İşte zaten bu yüzden diyoruz ya, Marvel'ın yönü her zaman çok ağırdı. Diğer yönü ve reklamculuk yönü çok baskın ve güçlü yani. Aynen. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Ben genel olarak bunlardan bahsettim. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Benim diyor bir Sinister Six'i doğru düz görsem yeter. Bunun aynen ben bir şey yok. Ben hem Sinister Six'i hem de Tom Holland'ın Spider-Man'ini iyi bir şekilde işlensin istiyorum. Andre ve Toby gelse iyi olur ama gelmezlerse de dediğim gibi hafif hafif kırılırım ama güzel bir filmse de onun hakkını veririm. Yani bu kadar söyleyebiliriz. Hep beraber film aynen bekliyoruz. Aynen. Büyük bir hevesle.